denize girmiyor muyuz? Ha, ben bir üstümü çıkarayım, sen gir. Tamam, ben geçiyorum o zaman. Tamam. Lale! Su çok güzel, gelsene. Geleyim bir bakayım. Sen şimdi saçın bozulur diye suya da sokmazsın kafanı. Allah Allah. Evet. Gel. Ay. Ay benim başım. Ah. Ay bebeğime bir şey oldu kesin. Bebeğine bir şey oldu. Ay çok kötü. Yardım edin. Çok kötü. Bir şey olmayacak. Ay çok canım yandı. Çok canım yandı. Ne bu şimdi? Senin bana yaptığın şakanın rövanşı. Aynı şey mi? Sana bir şey olacak diye korktum. Ay beni de düşünürmüş. Düşüneceğim tabii. Sen benim bebeğimi taşıyorsun. Ha, sadece bebek için yani. Tamam, sadece o yüzden değil. Şaka yaptım. Efendim? Şaka yaptım. Şaka mı yaptın? Al sana şaka o zaman. Şaka yapmak değilmiş ki. Ya vallahi korkmuyorum. Pislik. İzini kaybettiğim duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk. Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun bak. Sonbaharda yapraklar sararırken sende yeşiller bürünür aşk. İstersen yak, savur, dağıt beni, yarala. Al bütün varım, yoğum senindir. Ben yazdım seni diğer yarıma. İstersen yık, acıt, kanat beni, parçala. Ölsem de kıyam senin elindir. Sen dokun ziyan olmaz bana. Masala bile bile aldanmakmış aşk. Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun bak. Sonbaharda yapraklar sararırken sende yeşiller bürünür aşk. Dalgalanır durur sular gibi, hasretin çarpar. Burası çok güzelmiş. Evet, ben de çok beğendim. Burası bana çok iyi geldi. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Değişiklik oldu işte ikimize de. Gerçi annelerimize teşekkür etmemiz lazım. Doğru söylüyorsun. Artık dönelim mi? İstersen bu gece de kalalım. Hatta birkaç gün kalabiliriz ha. Gidelim bence. Lale, sana bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Bir daha öyle bir şey yaşamayacaksın. Sana söz veriyorum. Kıpırdadı.
misin sen? Evet. Kesin mi bu sefer? Evet. Ay kıpırdıyor. Duydum. Tekme attı. Kesinlikle. Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde damla. Gitsek iyi olacak bence. Her yer yeşil. En fazla 2 saat İstanbul'dayız. Ne oldu? Ya ben yine acıktım Onur. Yine mi acıktın? Ben anlamıyorum ki yani bu açlık. Ben nasıl bir mideye sahip oldum ben ya? Bu nasıl bir aşerme şeklidir? Bu nasıl bir açlıktır yani? Yemek yiyorum, tam doydum diyorum. Tekrar acıkmamla aramdaki süre 1 saat. Tamam sen merak etme şimdi. Yolumuzun üstünde bir yerler vardır. Gider geliriz. Ay vallahi çok güzel olur. Vallahi bence burası güzel bir yere benziyor derne. İnan hiç fark etmez. Masaya ne dersin? Olur. Oo güzel. Gel. İyi değil mi burası? Güzel. Uy. Bakar mısınız? Değil hanımefendi. Ay neden sipariş almıyorlar ki ben anlamadım. Sipariş verebilir miyiz acaba? Ha yani belki acil bir durum var, öyle değil mi? Hani belki hamile var, aşeriyor, olamaz mı? Ha gelip sipariş alması gerekiyor. Derneciğim sen de biraz sakin olursan, biz daha geleli 2 dakika oldu. Sakin falan olamam ya Onur. Sakin olamam. Sen ne kadar anlayışsızsın ya. Ya tamam, beni anlamanı beklemiyorum tabii ki ama ben de yani mutlu değilim bu düştüğüm durumdan. Acıktım. Tamam Lale, bir şey demedim. Ha neden bağırıyorsun bana? Bağırdın mı? Ha bir de bağırsaydın. Ay tamam ya. Vallahi tamam ben. Vallahi hiçbir şey yemeyeceğim. İştahım kaçtı. Ya Lale ben ne yaptım şimdi? Tutma beni bırak. Buyurun efendim hoş geldiniz. Ne hazırlatayım? Ha, şey ya biz donat ya abi. Donat burayı. Ne varsa getir mutfaktan. Çok açız. Tamam efendim hemen hazırlatıyorum. Acele etsinler. Mutfağa söyle ne olur. Oy şiştim ya. Doydun yani. Evet evet çok şükür. İyi güzel. O zaman yaklaşık bir saat falan rahatız, güzeliz. Ha? Anladım o ince espri. Nergis arıyor. Gerçi bu kadar dayandıklarına şükretmek lazım. Şimdi planları doğru gitti mi, iyi oldu mu, kötü oldu mu falan bunların hep kontrol için arıyor yani. İyi gitti iyi. Yaradı. Aslında var ya. Oyun oynamak lazım ama. Bence güzel fikir. Yapayım mı? Yap. Oyun oynamak neymiş görsünler. Vallahi yap. Efendim Nergis. Ablacığım nasılsın? Çok kötüyüm Nergis, çok. Ablacığım sinirlen bize. Haklısın ama nasıl bari onu anlat. Çok merak ediyoruz. Çatladık vallahi meraktan. Size hiç sinirlenmedim ki. Aksine teşekkür ederim yani. Gerçek yüzünü görmüş oldum onu. Ben hayatımda bu kadar kendini beğenmiş, ukala. Yani kıl birini görmedim ya. Zaten biz karar verdik. Olamayacağımızı da anladık. Evlenmekten vazgeçtik. Ne? Ablacığım, bence sana...
Sana öyle geliyor ya. Yani şey, bence sen kıskanmışsındır onların işlemi. Ondan öyledir. Nergis, ne kıskanması, saçma sapan. Neyse, hadi kapat, konuşuruz sonra. Anne. Anne, üşüyüm. Anneciğim. İnandılar mı dersin? Kesin. Çok güldüm ona. Dedin ya, kendini beğenmiş, kola falan dedin ya. O şey, gerçek duygular değil değil mi? Gerçek duygular mı? Yok, değil. Hayır, tabii ki de. Emin misin? Önceden daha çoktu diyelim. Hadi sen de sizinkileri arasana. Arayayım mı? Ara, ara. Çok eğleniyorum, hadi ara. Telefon çaldı ayol. Buyurun. Ay, Onur arıyor Fikret. Annen hasta de başı ağrıyor de sen aç. Ya saçmalama Yıldız, aç bakalım. Neler yapmışlar, çok merak ediyorum. Ay ama şimdi çok sinirlenecek bana. Sen konuşsan. Olur mu canım? Bak babayım, benim bir ağırlığım var. Hadi aç. Aa. Efendim oğlum. Nasılsın anne? İyiyim oğlum. Sen nasılsın? Nasıl geçiyor? Anne sağ olun ya. Başta size kızmıştım ama iyi ki böyle bir organizasyon yapmışsınız. Vallahi. Ya bu iki gün olmasa asla birbirimizi bu kadar tanıyamazdık. Biz aileyle konuştuk. Asla beraber olamayacağımızı anladık. Evlenmekten de vazgeçtik. Ama neden oğlum, neden? Ya anne, yani bir kere aşırı kıskanç. Yani anlayışsız, sıkıcı. Ya insan var ya, bir gün tahammül edemez yani. Ki düşün bak, ben iki gündür avadayım burada ya. Beni de düşün yani. Yavrum, Onurcuğum, bu hamilelikten'dir oğlum. Yani saçmalama Onur'um. Yani ne hamileliği ya? Ne alakası var? Bu kız değişmez, ben size söylüyorum. Zaten artık değişse de bana ne ya? Bitti diyorum anne. Konuştuk o kadar, uzun uzun konuştuk ya. Bu bizim ortak kararımız. Lütfen size saygı duyun, oldu mu? Ya zaten şu an gerçekten bak yorgunum. Hem biraz tabii canım da sıkıldı falan. Ne olur gelince konuşalım. Ay çok kötü Fikret. Evlenmeyecekler Fikret. Ay ne yapacağız Fikret? Hadi Yıldızcığım, hadi Yıldızcığım, sakin ol ya. Buluruz bir çaresini, merak etme. Sen dal bir suya, dal bir suya, sakin ol. Hadi dal. Ne oldu? Hiç öyle surat asmak falan yok yalnız. Bir kere kıskanç ve sıkıcı olmak, ukala olmaktan, kendi beğenmiş olmaktan iyi, tamam mı? Bence yani. Aslında ben çok eğlenceli bir insanım. Bilmez miyim? Yani bir de sarhoşsan nasıl eğlencelisin? Belli değil yani. Acaba sen bunu böyle ömür boyunca benim başıma kakacak mısın? Ömür boyu derken? Ya derken şu manada yani, hani şimdi çocuk doğduktan sonra sen bunu hani şimdi çocuğa da söylersin manasında. Falan diyorum. Hmm. Yani saçmalıyorsun yani, bu sonuçta oyunun bir parçası, o yüzden böyle bir şey söyledim. Gerçek değil yani, şaka. İyi madem. O zaman ne yapsak, sipariş mi versek, sen doydun mu doymadın mı? Ben sana doydum söylemiştim ama. Doğru. O zaman hesabı istiyorum. Bakar mısın? Lale, seni eve mi yoksa dükkana mı bırakayım? Eve giderim. Hem dinlenmiş olurum biraz. Tamam. Annen arayınca merak etmiştir. Çaktırma ha. Yok, annem aramıyor. Şey, Onur Bey arıyor. Efendim Onur Bey. Lale Hanım merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Ben de iyiyim. Ben şey için aramıştım sizi. Hafta sonu bir etkinliğimiz olacak da. Aa, gerçekten mi? Evet, Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapacağız. Ardından piknik falan. Eşler de gelebilir.
Eğer yani katılmak isteyen olursa ailenin diğer üyelerinden onlar da gelebilirler. Ay süper olur ya. Çok isterim gelmeyi. Çok iyi. Hem size iyi gelecektir hem de rahatlarsınız. Evet evet mutlaka gelirim. Peki o zaman 11'de alanın girişinde buluşuyoruz. Tamam anlaştık. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Lale. Hı. Eveydi değil mi? Acaba güneş mi geçti senin başına? Yok ya hatırladım da emin olayım diye sordum. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Tamam. Görüşürüz. Ben sana yardımcı oldum. Ya şey soracağım, kafama takıldı da. Doktor Onur aradı herhalde. Ne diyor? Yani bir sorun yok değil mi? Yok yok bir sorun yok. Ha şey, Belgrad Ormanı'nda yürüyüş var da sonrasında piknik falan yapacaklarmış, onu davet etti. İşte onda değişiklik olur. Güzel. Ne yapacaksın? Gideceğim mi? Evet gitmeyi düşünüyorum. Yalnız mı gideceksin? Nasıl gideceğim? Ha ya ben sana söyleyecektim ama yani şimdi işin gücün var dağılmasın kafan diye ablamla giderim. Ya yok benim gelmem gerekiyorsa gelirim tabii canım sorun yok yani. Yok öyle bir zorunluluk yok merak etme. O zaman yine konuşuruz bu konuyu. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Gelmemi niye istemiyor acaba? Şu doktor Onur mudur nedir ona da kıl oluyorum zaten. Benim de gitmem lazım. Sonuçta çocuğumla ilgili yani. Doğmadan önce benim sesimi duyması gerekiyormuş. Doğduktan sonra tanıması için. Tabii sizin bağınız çoktan oluştu. Bizimki de yavaş yavaş oluşacak. Lale. Ben de her zaman yanınızda olacağım. Teşekkürler. Aslında ben çok başka hayal etmiştim biliyor musun? Yani biriyle tanışırım, ona aşık olurum. Sonra evlilik planları yapar, bebeğim öyle olur diye düşünüyordum. Ama şimdi yaşadıklarıma bak. Öyle. Ne demişler? Hayat, sen başka planlar yaparken başına gelenlerdir. Evet ya, çok doğru. Sen babanın sesinden tanırsın değil mi babacığım? Değil mi benim aslan oğlu? Bak ya. Ne? İkimize bağ yapıyorsun bunu. Ne yaptın? Erkekmiş gibi konuşuyorsun. Ya kızsa, ya seni duyuyorsa ve sana küserse. Hı? Tamam. Lale, sana bir şey söyleyeceğim. Bir
daha öyle bir şey yaşamayacaksın. Sana söz veriyorum. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse Ali, karanlıklardan çıkmalıyım.